izleyiciler aramızda kalmasından günaydın. Ne şanslıyız ki magazin gündemi açısından. Bu aralar galalar, açılışlar, davetler gündemden hiç eksik olmuyor. Ve farkında mısın Ali, tekrar sinema canlandı. Çünkü neredeyse gün aşırı bir gala var. Evet. Ve büyük umutlarla giriyor vizyona filmler. Aynen, vizyona büyük umutlarla giriyor filmler ard arda. Bir de filmlerin galalarına uzun zamandan bu yana pek bir yerlerde göremediğimiz, kendilerini şöyle hafif geride saklayan yıldız isimler katılıyorlar. Önemli açıklamalarda bulunuyorlar. Örneğin Hakip İçici'nin İyi Bir Aile Değiliz filminin galası. Sıcağı sıcağına galadan taze görüntüleri ekrana getireceğiz. Bu galaya da pavyon kültürü, pavyon tartışması damga vurdu. Bakın ünlüler bu konuda ne düşünüyor? Şimdi filmin adı İyi Bir Aile Değiliz. Oyuncuları filmi anlatmak üzere oraya gidiyor. Fakat gündem pavyon ve pavyon kültürü kapatılmasın mı, açık mı kalsın tartışması olduğu için arkadaşlarımız ister istemez oradaki ünlülere bunu soruyorlar. Aslında Salih Bademci'nin tepkisi belki de doğru bir tepki. Ya ne bu ya, milletin bu merakı, bu tartışması diyor. Ondan önce konuşan şeyde İrem Sak. İrem Sak İşin doğrusunu söyledi. Evet. Yani ben de dün şöyle bir araştırdım. Şimdiye kadar yakın tarihimizdeki dizilerde Behzatçı, Yalan Dünya, Çemberimde Güloya, Kırmızı Oda, Adını Kalbime Yazdım, Çukur gibi dizilerde evet, pavyon sahneleri işlendi. Yeşilcam'ın filmlerinin büyük bir çoğunluğu da var zaten onun üzerineydi. Evet. Buradaki fark nedir? Bu dans ve o kıyafet midir? Niye bu öne çıktı? Tabii yine de araştırılması gereken ayrı bir konu. Bir de tabii sosyal medyada viral olma durumu var. Senin bahsettiğin yapımlar sırasında sosyal medya bu kadar güçlü, kuvvetli değildi. Millet birbirinden alıp paylaşıp altına yorumlar yapıp kavga etmiyor. Ama Yalan Dünya'da yani bir karakter oyuncusu ciddi pavyonda zaman geçiriyordu. Bir sevgilisi vardı orada. Evet. Yani böyle girdi çıktı değil. Ama ben şunu düşünüyorum. Senaryoyu bilmiyorum ama ikinci bölümü yayınlanacak, üçüncü bölümü yayınlanacak. Bu tartışma çoktan tabii geride kalacak. Çünkü pavyon odaklı bir dizi olduğunu sanmıyorum. Evet, onun içinden o viral oldu. Peki bu galada Barış Arduç ve Gupse Özay da vardı. Arkadaşları İrem Sak ve işte Gülse Birsel, Can Bonomo, Hakip İçici, onları yalnız bırakmak istemediler. Fakat ister istemez onların gündeminde de bir soru vardı ki pek hoşlaşmasalar da o soruyla karşılaştılar. Soru şuydu. Efendim, Bülent Ersoy kısa bir süre önce sizin için Barış Arduç öyle güzel öpüyor ki adeta vantuzluyor dedi. Ne düşünüyorsunuz dedi. Gupse Özay eşini kurtarmak için hemen araya atladı. Bakın o anlara. Aynı Barış Arduç 10 gün önce Nişantaşı'nda taksiye binerken bu soruyla karşılaştı. Ama orada durumu şöyle kurtardı. Arkadaşlar, trafik var, şu an çok acelem var falan deyip arabaya atlayıp kapıyı kapattı. Fakat bu gala kaçış yeri yok. Dolayısıyla teşekkür ederim demekle geçiştirdi. Vallahi Gupse kurtarabilirdi onu, vantuzlayabilirdi. Gupse yine iyi kurtardı. Evet. Yani çünkü Bülent Ersoy'un kendisine telefon açtığını, konuştuklarını, ne kadar tatlı ve şeker bir kadın olduğunu söyleyerek durumu şöyle bir toparlamaya çalıştı. Yoksa Barış Arduç tek kalsaydı bu soru karşısında. Dilber dansı üzerine de bayağı bir nasıl ortada olduğunu, tepki görmemek için nerelerde durduğunu falan bayağı anlattı. Evet. Fakat ben korktum Yaşar yine Dilber dansını verecek, şarkıyı verecek diye. Evet, gelecek zaten onlar. Evet. Gelecek, çünkü tartışmalar yepyeni bir boyut kazanıyor sevgili izleyiciler. O sıcak konuya da geleceğiz. Gelmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu ünlüler kritik sorular karşısında nasıl tavır takınmalı, nasıl cevap vermeli, sinirlenmeden, kırılmadan, üzülmeden durumu nasıl toparlamalı üzerine acaba menajerlik ofislerinden ders falan alıyorlar mı? Çok önemli bir şey bu çünkü. Yok, sadece şey izleseler yeter. Yıldız Tilbe'nin Nişantaşı solosunu izleseler yapılmaması gereken şeyin bu olduğunu evet, anlarlar yani. Elimizdeyse Yaşar istersen ver. İzlemeyen varsa
Onu çünkü artık programın kepsi haline getirelim. Biri cevap vermek istemediğinde, ne yapacağını bilemediğinde Yıldız Tilbe'nin görüntüsünü ekrana dayayıp Yıldız Tilbe dersi verelim. Yani Nişantaşı olalı böyle sinirli kadın görmedi ya. Arkadaşımız evet. Umut Ünver'e patlamıştı Yıldız Tilbe bundan 10 gün önce. Peki galalar, davetler... Evet, geldi. Evet, gel. İzleyelim. Niye aynı soruyu soruyorsun ya? Yıldız Tilbe neden? Soramazsın bana aynı soruyu, deli miyim ben ya? Soramazsın bana aynı soruyu, deli miyim ben ya? Soramazsın bana aynı soruyu. Evet, bu bizim programın kepsi oldu. Ünlüler sorulacak sorular, sorulmayacak sorular üzerine. Peki, galalar, doğum günleri, davetler, taze taze haberler devam ediyor dedik. Bir taze daha haber geldi. Belçin Bilgin'in doğum günü. Doğum günü partisine de uzun zamandır hiçbir yerde göremediğimiz ünlüler katıldı. Ama Belçin Bilgin'in ilginç açıklamaları vardı. Şöyle ki, kısa bir süre önce adını Bi olarak değiştirdiğini söylemişti Belçin Bilgin. Yani artık bana Bi diyeceksiniz dedi. Güzel bir isim, akılda kalıcı. Evet. Her dilde telaffuz edilebilir. Aynen. Çünkü Bi der gibi. Çünkü hayatın büyük bir bölümünü Kanada'da geçiriyor yapımcı sevgilisi nedeniyle. Şimdi adının kısaltılmasıyla, değiştirilmesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı. Doğum günü kadınına özel bir şekilde sizlerle birlikteyiz. İçimizi ısıtıyor enerjiniz. Doğum gününüz kutlu olsun çok diyelim. Çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya ben bugün böyle arkadaşlarımı davet ederken doğum günü bahane de hepimiz bir araya gelip hayatı kutlayalım dedim. Çünkü çok uzun zamandır ben de kaza geçirdim. Pandemi oldu, oldu bu oldu ve artık uzun süredir birbirimizi görmediğimiz ve çok sevdiğim dostlarımla toplanma zamanı gibi hissettim. Ve bu güzel mekanda böyle bir gece yılda bitmeden önce yılın ilk ayını kapatırken böyle bir gece olsun istedim. Sizler için de öyle olsun ve çok güzel dileklerle o ki geldiniz buraya. Şeyi de soralım efendim o zaman. Şimdi diziyi soralım birazcık. Projeleri soralım. Nasıl gidiyor çekimler? Diziyi İnci Taneli dizi deyince İnci Taneleri mi geldi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. İnci Tanelerini izleyince arkadaşlar o kadar sevindim ki. Yani bir edebi eser televizyonda ve ulusal kanalda seyirciyle ancak böyle keyifli bir şekilde buluşurdu diye düşündüm. Çok özel bir proje olmuş. Benimki film. Sen çünkü dizi dedim, ben de dizi deyince İnci Taneleri bizim ailede. Filmimiz çok az kaldı çıkacak. Bugün yönetmenimiz de gelecek diye umut ediyorum. Azar bence fenomenal bir rol çıkarmış. Bütün karakterler, bütün yani düşünüyorum şöyle ama kast galiba böyle mucizevi işlerde öyle oluyor. Herkes olması gerektiği yerde, olması gerektiği rolde. Bütün performanslar, işin söylediği söz çok değerli. Bence bütün bu son yıllarda yaşadığımız değişime baktığı eleştiri yer yer çok değerli. O yüzden ben inanılmaz keyif alarak izledim. İkinci bölümü heyecanla bekliyorum. Pavyon bu ülkede eğlenme kültürünün çok önemli bir parçası. Ve hiç bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını açtığını düşünüyorum bu projenin hepimize. Ve oradaki kadınların hikayesi. Ben de bu konuda oldukça duyarlı bir insanım ve o hikayelere empati kurmamızın hiçbir sakıncası olmadığını, tam tersi birbirimizi daha çok anlamamıza fırsat verdiğini düşünüyorum. Özendirmek değil ama anlatmak, paylaşmak, böyle bir şeyin de varlığını bilmemiz aslında. Efendim bundan sonra size Bayan Bi diye mi hitap etmemiz gerekiyor artık? Onu ben hemen... Bunu söyleyip çıkıyorum o zaman. Evet. Bi sadece kısaltma, ismimi değiştirmedim. İsmimi çok seviyorum. Biricik bir isim, başka bir açım yok. Ama sadece benim ismim her dilde o kadar çok yanlış söyleniyor ki. Madem öyle ben de her seferinde şey diyordum. Say Bi veya işte Bi de geçsin falan. Evet. Öyle olunca da madem öyle o zaman Bi olsun diye bir şey ama düşündüğümün çok üstünde. Bizim size nasıl hitap etmemizi isterseniz bundan bence sonra. Bence içinizden nasıl gelirse. Ama yani. Bi Hanım. Bi Hanım'a da. Bi yeter. Evet, Bi olarak değiştirdiğini söylemişti kısa bir süre önce adını Ceyda Düvenci'nin programında. Çünkü yurt dışında yaşadığı için Belçim adını telaffuz etmekte yabancılar zorlanıyorlarmış. Doğru, hem Ç var hem evet. İ var. Söylemesi zor olabilir. O da diyormuş ki Bi deyin geçin. Say Bi. Bi deyin söyleyin diye ama sonra da diyor ki adımı çok seviyorum sadece kısaltması. Yani... Ya adımız kısa olsa da
kolay okunur olsa da zaten kendi aramızda da kendi isimlerimizi böyle yuvarlıyoruz, komik hale getiriyoruz. Evet. Yani benim örneğin adım normalde o kadar uzun değil. Yani yabancının söylemesi o kadar kolay değil. İçinde ü falan var ama buradaki arkadaşlarım göya kısaltacaklar, kolay söyleyecekler. Müge yerine Mügüş diyorlar. Daha da uzuyor. Evet. Bu daha bir samimi yani. Ha, sıcaklık katıyor. Eşimin bana Aliş demesi gibi sanki. Aliler hep Aliş olur. Evet, şey gibi sanki evin fino köpeği Aliş. Estağfurullah ya, olur mu? Evet ama Belçin Bilgin de ya yüzü ne kadar hoş, taze, genç ve parlak duruyor. Ne yaptırdı acaba? Vallahi onu senin uzmanlık alanına giriyor. Evet ama bak bu uzmanlık alanımı sopayı bulamadım. Al eline çık ama şurada bir patlamaları var yalnız. Evet, şu yanak kısmında evet. Değil mi? Ya böyle allıklar ne kullandıysa ne kullanılıyor o orada? O şey kullanılıyor Ali. Highlighter diye bir şey var. Sürdüğün vakit yüzün böyle taze, parlak, fresh duruyor. Ama onda ekstra ama böyle bir hoşluk yeterince var. Yeterince sürmedi herhalde. Sadece elmacık kemiklerinin üstü. Oraya sürülüyor zaten. Yani ama şuralara pembe renk mi alıyor? Ha? Pembe bir renk mi oluyor? Hayır, yani şöyle parlak oluyor. Tam ekrana verince parlak oluyor. Bayağı yani güzel burada duruyor, ben öyle görüyorum da ekrandan öyle görünüyorum. Bilmiyorum, ekrana iki ayrı resim yansıtılıyor. Evet. Burada tek fotoğraf olunca. Sana nasıl geliyor? Böyle yüzüne bir şey yaptırmış gibi mi geldi? Hayır, sanki sadece şuralara sürmüş. Evet gibi. Oralara sürülüyor zaten. İşte ben o konuda cahil olduğum için. Çünkü Ali bir tek pudra sürülüyor. Ali'ye highlighter. Onu da sürmüyorlar artık. Ha tamam. Sürdürmüyorsundur. Sen öyle şeyleri biraz çünkü karşısın.